Arkadaşlar Gaj yerine geldik. Şimdi burada izleyeceğiz. Uyuşturucu satacak. Onun için dikkat etmekte fayda var. Aklıyoruz kanka, gidiyoruz işte. Dayı beni salmıyor. Arkadaşlar yeni YouTube videosundan herkese merhabalar. Bugün Hindistan'da buna ölüm şehrine geldik. Lan basma. Ölüm şehri Varanasi'ye geldik. Ya dayı ne yapıyorsun ya? Çok kalabalık arkadaşlar, yani aklınız alınacağı gibi değil yani. İnsanlar, Hindu insanlar ölmeden önce bu şehre geliyorlar. Burası Varanasi. Şimdi biz Gaj şehrine gidiyoruz. İnsanların yakılıp küllerini bırakıldığı nehir. Hem orada tekne turu yapacağız, bot turu. Hem de Gaj şehrine yüzeceğiz abi. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Yanımda Enes, Evsiz Kaplumbağa, Ahmet Ertan ve Gürkan Özatlar, Sırtında Bir Dünya. Şimdi bakalım bugünkü başımıza neler gelecek. İnşallah ölmeyiz. Bu arada Gaj Nehri yüzmeyi yasaklamışlar yani, resmen şu anlamda yani. Hindistan hükümeti burada yüzmemizi söylüyor yani. Bir yazılı belgesi var ama biz yine yüzeceğiz çünkü deliyiz abi biz. Deliyim lan ben. Ölmek istemiyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar ölmeyi bayılmak sandığı için Gaj Nehri'nde gusül alacaklarmış, öyle diyorlar. Hemen size etrafı göstereyim. Kalabalığa bakın abi. Çok kalabalık, çok. Bu ne kalabalık? Dikkat etmekte fayda var. Döö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 ö Namaste. Ganga. I want to. My friend, I have to. Your friend? Yeah. Cheaper? Okay, you go. Come, send me out. Dayı bize sarhoş oldu, bakalım ne yapacak. Arkadaşlar burada sokak saçını çok fazla, hıyar satıyorlar. Pamuk şeker, o hıyarın tanesi mesela 20 rupi. Pamuk şekerin tanesi 50 rupi. 1 rupi 2,5 TL'ye falan tekabül ediyor. Yavaştan gidelim bakalım. Dayı bana şimdi diyor ki, bu da diyor İbrahim ismi diyor, bu da diyor çok ünlü bir isim diyor. Buranın diyor kahramanı diyor. Yani İbrahim ismini kullanmakta sıkıntı yaşamazsın diyor. Arkadaşlar bu da Hinduizm ve Müslümanlar arasında biraz karmaşa var. Ama her şehirde illaki birbirlerini buluyorlar mecburen çünkü nüfusu çok fazla. Hemen hemen her yerde cami, tapınak vesaire, kilise, birçok dini burada barındırıyor Hindistan. Onun için mecbur bir yerde yaşamak zorundalar yani. Ya bunların kendi aralarında sokakları var böyle. Bir sokak Müslüman sokağı, bir sokak Hindu sokağı. Farklı şeyler var. This is the way going to Kashi Vishnu temple. This is your temple. Yeah. And Ganga. Ganga. All the city, small city. This goat? Yeah, all Boka the city. You can see the temple. Akıyoruz Ganga, gidiyoruz işte. Dayı beni salmıyor. Come this. Burası Ganga'ymış. After is now night. Arkadaşlar dayının derdi bize belli oldu. Şey istiyor. Haşhaş satayım mı diyor da. Şerefsiz hemen ayaküstü bizi şey yapacak, uyuşturucu satacak. Onun için dikkat etmekte fayda var. Abi burası Hindistan. Herkes bir şeyler satmaya çalışıyor. Turist gördü mü? Turist demek yürüyen dolar demek. Bir de beyazsın kardeşim. Sıkıntı yani. Sonra cebinde 5 kuruş para yok anasını satayım. Şimdi geldik yavaştan Gaj Nehri'ne doğru. Şuradan aşağı ineceğiz. Bakalım. Şimdi arkadaşlar Gaj Nehri'ne doğru iniyoruz. Bu görmüş olduğunuz merdivenlerin hepsi birer kutsal bir merdiven. Ya burada inip çıkmasının bir anlamları var da ben tam olarak bilmiyorum Hindi olmadığım için. Şuradaki görmüş olduğunuz botların birini kiralayacağız. Bakalım ne kadar söyleyecekler. Benim bildiğim tahmin edecek kişi başı 100 rupi falan isteyecekler. Bunların birine bakın, insanlar orada tekneler binmişler. Can yeleği falan da var. Hatta bugün çok istiyorum Gaj Nehri'nde de yüzeceğim yani. 3 defa girip çıkmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak.
Etrafta bir sürü sokak satıcılar falan var. İnsanlar buraya ölmeye geliyor arkadaşlar. Burada yakılıyorlar yani. Şu ileride bir yer var. Turuncu bir yer, parmağımın tam ucumda. Orası fırın gibi. Yemin ediyorum fırın ya. İnsanları içeri atıp atıp yakıyorlar. Bundan önceki videomda izleyebilirsiniz. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı baba. Bu da tuhaf çarlar var böyle. Oduna ihtiyacı var. O yüzden... Evet. Ya burası Varanasi olduğu için böyle tuhaf çarlar olması gayet normal arkadaşlar. Suyun temizliğine bakın. Bundan bir önceki videomu izleyenler bilir arkadaşlar. Burada bir seremoni yapılıyor. Ateşlerle vesaire. Bu seremoni yakılan insanları son bir defa uğurlamak adına bir tür seremoni, Hindu seremonisi. Bundan önceki videomu izleyerek de onu görebilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Bot bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar gaj yerine geldik. Şimdi burada yüzeceğiz. Bir insan niye gaj yerinde yüzer sorguladır ama bir daha buraya gelemeyeceğim. Arkadaşlar cidden burada ölümcül enfeksiyonlar falan vesaire her şey var. Ben hangi atla hizmet buraya yüzeceğim bilmiyorum. Dayılar da orada az sonra muhabbet ederiz tabii ki. Yavaştan girerken beni çek. Tut şunu. Burası gaz nehri. Bakın. Evet. Basamak var mı? Dikkat et ha. Abi 3 kere buzda, 3 kere bunda, 3 kere ağza. 2 1 2 2 2 2 2 2 Tadına baktın mı? Oğlum tükürme, tükürme. 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 Tükürme sakın, kızarlar. Abiler. Tatlısı lan. Gerçekten tatlı. Oğlum okyanusta bir şey değil bu. Dağlardan gelen. Dünyadaki tüm hastalığı. Arkadaşlar şimdi bu suyun özelliği Tanrı Shiva'nın saç teli. Tanrı Shiva bunların Hinduizm geleneğinin şeyi. En büyük tanrılarından biri, yok edici. Varanasi buranın Tanrı Shiva'nın da şehri olduğu için bu gaz yeri çok kutsal. Aynı zamanda burası da bir tanrı olarak geçiyor. Şimdi ölen insanların ya da normal insanların günahlarını arındırmak için 3 defa az önceki yaptığı şekilde kafalarını aşağı indirip kaldırmalarıyla beraber günahlarından arındırdıklarına inanıyorlar. Son bir kere yakılmadan önce de bedenini tamamını sokup tamamı suyla ıslatıyorlar. Ondan sonra yakılıp akşam bir seremoniyle son bir uğurlama yapıyorlar. Ondan sonra da reenkarnasyonu bitirmiş olarak gözüküyor. Reenkarnasyon da Hinduizmin tekrardan hayata geleceğine inandıkları şey. Supis mi hocam? Efendim? Supis mi? Supis mi? Yok, Supis değil. Aa, ölümcül diyorlar değil mi? Ölümcül. Hindistan'ın şey olduğu söyleniyor. Buraya gerçekten girmemesi gerektiğine dair gibi yazılı belge var. Ölümcül enfeksiyon kapabilirsiniz. Herhangi bir yerimizden. Biz de girdik ama. Böyle bir şey. Welcome to India baba. Arkadaşlar duygularımı soracak olursanız biz bir gezginiz arkadaşlar. Yani ben Hindistan'a belki hayatım boyunca bir daha gelemeyebilirim. Belki saçmalıyor da olabilirim sizin gözünüzde. Ama bu benim için bir deneyim. Abi Hindistan'a gittim, Varanasi'de insanların külünü yaktıktan sonra nehir atılan yerde yüzdüm diyebilirim. Sonuçta insanların kültürlerine, hayatlarına, dillerine, dinlerine en yakın şeyler hissetmeye çalışıyorum. Sonuç olarak bir gezginiz, ben bir turist değilim abi. Yani düşük bütçeyle dünyayı gezmeye çalışıyorum. Bilmiyorum, size belki saçma gelebilir. Duygularım olarak güzeldi abi, tatlı, su tatlıydı. Biraz ağzıma geldi çünkü. Gri yeşilimsi bir su.
Bu arada gelirseniz kesinlikle deneyin derim yani. Çünkü hayata bir kere geliyoruz. Belki bu son yaptığım deneyim de olabilir. Çünkü ölümcül bir enfeksiyon var içeride. Şimdi yüzdük arkadaşlar. Gaj yerinde gördüğünüz bu teknelerden birine tur ayarlayacağız. Az önce bir tane bir şey gördüm. Sizi sürekli yolda giderken kafanıza böyle bir simge var. Onu yapmaya çalışıyorlar. Kadına sordum, o biraz bu dini bildiği için buraya çiçek bırakıyorlar böyle, ellerinde çiçek mumla beraber. Dedim bunu niye yapıyorsunuz? O da dedi ki biz dedi ailemiz, kardeşimiz, babamız vesaire hayatlarına daha iyi yön verebilmeleri için, yani daha iyi şanslar yaşayabilmeleri için böyle bir şey yapıyoruz ve onu Ganj Nehri'ne bırakıyoruz. Yani Ganj Nehri de onlar için bir tanrı aslında. Öyle bir ritüelleri de daha var. Belki tekrardan görürsem sizlere gösteririm. Abi 35 saat sonrasında bir tane tekne ayarlayabildik. Bak adamla ayarladık, tamam mı? Yani yok diyoruz, biz almayacağız diyoruz. Yandan başka bir adam diyor 2000 diyor. Birine 700 anlaşıyoruz, diğeri 2000 diyor. Kardeşim yani böyle saçma bir şey olabilir mi? Adam yanımızda, tamam mı? İki kişiler, ikisinin de farklı tekneleri var. Birisi diyor ki 7000, ay pardon, birisi diyor 700, diğeri diyor 2000. Kardeşim adam 700'ü sen reddediyorsun. Seni niye kabul edelim? Zaten şöyle bir şey var. Adama diyoruz ki biz tamam gidiyoruz diyoruz. Döndükten sonra şey diyor. Kardeşim tamam gel diyor, 600'ü hallederiz. Şimdi 600'ü hallettik, 600 rupiye bineceğiz şimdi 4 kişi. 45 dakika tur yapacağız. Bakalım gidelim artık ya, yeter. Şimdi bu kadar tekne var arkadaşlar. Biz şu yeşil adam var ya, onunkine bineceğiz. Ayarladık, sonunda biniyoruz ya. Kafa yaz. Şimdi bu teknenin üzerinden diğer tekneye bineceğiz. Adam bu tekneyi köprü olarak kullanıyor. Bunlar lokal insanlar. Bunlar büyük ihtimal karşı adaya geçiyorlar. Hayır baba. Namaste baba. Bakalım gidiyoruz. Abi tekne ucunu yapıyoruz ya. Gaj yerinde. Yüzdük, şimdi üstünden geçiyoruz. Çok tuhaf ya. Arkadaşlar size bahsettiğim çiçekler bunlar, aynı böyle. Üstünde normalde mum yanıyor. Bu işte aileyi iyi şanslar dilemeyi sağlıyor. Az önce denk geldim, göstereyim dedim size. Bakın böyle bir şey. 45 dakikalık tura başladık. Reis bambu ağacıyla bizi götürüyor, bambu ağacından. Hemşerim ya, tipe bak, karizmaya bak ya. Karizmanın öz babası ya bu adam. Helal olsun be. Arkadaşlar o karşıda gördüğünüz yerde dün geceki gibi bir seremoni oluşuyor. Orada bir kalabalık başladı. Şimdi tekneler buraya gelip oradan izleyecekler. Görüyorsunuz. Kocaman bir seremoni. Bundan önceki videomda zaten göstermiştim. Şu karşıda da develer falan vesaire var. Yani bildiğiniz bu karşıda çöl arkadaşlar yani. Bedeviler falan, her türlü insan var. Orada bir bildiğiniz bir yaşantı var. Hatta insanlar şurada yüzüyorlar. Çok tuhaf bir yer. Havalar yok baba. Havalar yok. Ya? Haval dağıyor. I don't know the source is small. He? Why I'm talking? Just remember. Yes, just talking. Talking? Yeah. Haval dağıyor. I don't know, so it's small. Ya ooo baba, sen her şeyden para istiyorsun. Ne diyorsun? Yaşını söylüyorum, para ver diyor. Ya kardeşim öyle iş mi olur ya? Parayla yaş mı söylüyor? I am 20, give me money. Adama bak ya. Bir sohbet edelim ya, YouTube akışı güzel olsun diye adamla sohbet etmeye çalışıyoruz. Adam para istiyor. Baba how much is bot? 7,000 rupi. Maşallah size. Bizden 600 rupi alıyor. 10 kişiyle çıkartıyor parasını. 10 kişiyle parasını çıkartıyor. Arkadaşlar 17,000. Ay 70,000. 17,000. Ha, o olsun, yine çok pahalı değil. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş geliyoruz. Dayı çekilecek kardeşler. Şurada ölü yapıyorlar. Çok değişik bir ortam. Hemen üstümüzde daha kaza yapacağız. Namaste baba. Oldu bek ne demek bilmiyorum ki. Baba düzgün sür, bak kaza yaptı mı bizi. Ganj Nehri'nde ölmek istemiyorum. Arkadaşlar geldik, ateşleri görüyorsunuz. O her gördüğünüz ateşte bir insan hayatı yok oluyor yani. Orada fırın gibi burayı böyle yapmışlar. Şimdi size kısaca ritüelden bahsedeyim arkadaşlar. Şurada bir tane koridor gibi bir yer var. Oradan aşağı geliyorlar cenazeyle beraber, çalgı çengiyle. Şurada görüyorsunuz adamın vücudunu aşağı indiriyor, suya sokacağız şimdi.
suya soktuktan sonra hemen üst tarafında onu şey yapıyorlar, kurutuyorlar. Kuruttuktan sonra tekrardan şuradan yoldan geçerekten ateş yakılan yere bırakıyorlar. Orada 4 saat içinde vücudu yok oluyor. Ondan sonra külünü Ganj Nehri'ne bırakıyorlar. Ya burada her türlü kül, mül, her şey geçiyor arkadaşlar. Buradan aşağı doğru gidiyor. Az önce biz de aşağıda yüzmüştük. Evet, bahsettiğim din adamı bu arkadaşlar. Bu din adamı sadece insandan getirdikleri yemekleri yiyorlar. Ve insanlar sadece kutsayıp onların karşılığında yemek alıyorlar ve bazen para alıyorlar. Ama gerçekten inanan olanlar, inançlı olanlar insanlara para almıyor, sadece yemek alıyor. Ve sadece bunlar Ganj Nehri'nde temizleniyor. Şurada bir tane köpke var, aşağı atladı şimdi. Ve şu anda dini bir ritüel yapıyor abimiz. Kutsanıyor galiba. Çektin de yani. Adama bir şey, adama bak kutsanıyor. Çok tabi bak şu an ne yapıyor? Tamam. Kafaya bak. Çok tuhaf ya. Yanındaki abinin bakışlarına baksana. Elinde tesbih gibi bir şey var. Evet, ölü yapma yerindeyiz. Arkadaşlar ölüm yerinden ayrılıyoruz şimdi. Yavaştan şöyle yandan gidiyoruz. Dayım be. Konuşurken para istemeseydin iyi adamdın da konuşurken para istiyorsun. Kahvesin biraz. Başla. Ben Türk milliyetçiyim arkadaş. İşte 4 Türk. Varanasi. Şu kara sevda. Ya. Şimdi telifi benim. Şey, kurtlar telif yiyoruz. Adam diyor. İlk hoca, telif hakları. Adam diyor ezan okudum diyor Allah'tan diye telif yedir diyor. Evet biliyorum. Çok tuhaf ya. Arkadaşlar YouTube'da bazı şeyler söylemesi, yapması, göstermesi gerçekten sıkıntılı. Fake teliften mesela telif atan kişinin kanalı kapatıyor. Fake telif muhabbeti de var. Evet, mesela doğru. Hani birine çok kolay telif atabilirsiniz. Ama biri sizin mahkemeyle falan uğraşırsa o telifi kaldırıp üstüne senin kanalın kalıcı olarak kapatır. Aynen öyle. Baba, how many years work? Yeah, how many years? Huh? No. I say, how many years? Five years. Bu arada sonuna doğru belirtiyorum ama bu çektiğimiz çoğu şeyler gizli çekim arkadaşlar. Yani çoğu kişi bunlar çekilmesini istemiyor çünkü bu bir kültür. İnsanlar tarafından yanlış anlaşılıyor ama ben sizi önünüze sürmek için çoğunu gizli çekim olarak yapıyorum. Yani bu videolar beğenip yorum yaparaktan, insanlara paylaşaraktan bana destek olmuş olursunuz. Hem daha çok fazla yerler gezip hem de güzel önünüze içerikler sunmuş olurum abi. Sokakta kalmaktan sıkıldım artık yemin ediyorum ya. Tamam tadıyla tuzuyla güzel oluyor da abi sürekli otostop çek yok sokakta kalkın. Yazık yani şu gariban da biraz sevinsin yani değil mi? Like at kardeşim. Adamsın. İnsanlar yine buraya toplanmış. Belki de burada kaç 20 bine yakın kişi vardır değil mi? Çok kalabalık abi ya. Çok kalabalık yani tekneden izliyorlar. Yukarıdaki damlardan izliyor, her yerden bu seremoniyi izliyorlar arkadaşlar. Namaste. Nasıl bakıyorlar? Yiyeceklermiş gibi. Şuraya baksana abi, çok değişik bir ortam. Bir şemsiyeden altında bu. Anlayanlar beğendi bile. Benim videolarımı yakında takip edenler bilir arkadaşlar. Bundan önceki geldiğim yer Maldivler'de. Maldivler'de de baya böyle can çıkışarak gezmiştim. Abi orada bir deniz var, okyanus var yani. Mükemmel ya, berrak böyle gibi aşağısı gözüküyor yani. Burada yeşil, gri... Polis var diyor, güzel diyor. Yalandan giyelim, sen de yüzme biliyoruz da. Orada bir okyanus var. Kafayı yersin, şimdi o Ganj Nehri'ne yüzdük de oraları özledim ya, Hasan abi özledim ya. Dostlar yavaştan videonun sonuna doğru geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her türlü eleştiriye açığım yani yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin abi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Varanasi'den bundan sonraki geçeceğimiz yer de Jaipur. Bay bay.